karantina hafta sonunun daha başındayız. Evde canımız sıkıldı. Aracımız BMW 320 X-Drive, makyajlı kasa. Aracın içi bej renkte, şampanya rengi. Bu renkteki araç sahipleri bilir, çabuk leke tutar, çamura, yağmur suyuna gelemez, ağır lekeler oluşur. Videoda da bu lekelerden, görüntülerden sizlerle paylaşacağım ve nasıl yapıldığıyla ilgili de, nasıl temizlendiği ilgili de daha önceki araçlarımda falan hep bunu yapıyordum. En baştaki ilacımız herhangi bir markette 10 liraya, 15 liraya ya da farklı markalardan bulabileceğiniz bu sarı güç. Ayrıyetten Cif falan markaları da var. Mintax diye bir marka var. Ben bunu bütün araçlarımda kullandım. Herhangi bir zararını görmedim. Deride, tavanda, zemin döşemesinde, arabanın taban döşemesinde, koltuklarında, her yerinde kullanabileceğiniz ucuz yollu bir ilaç. Ben bunu kullanıyorum. Gayet de memnunum. Herhangi bir sıkıntı da görmedim dediğim gibi. Bunları yapmak için ana malzemelerimiz birazcık su. Koltuklarımızı ıslatıyoruz. Bu ilacın herhangi birisine sıkıyoruz. Ardından yumuşak bir halı fırçasıyla kumaşı, deriyi ya da temizlemek istediğiniz bölgenin üzerinde çok bastırmadan şu şekilde sürtüyorsunuz. Kapıların ulaşamadığınız ya da ne bileyim deri malzemelerinde olan yerlerde ufak ufak sürtüyorsunuz diş fırçasıyla. Diş fırçası gayet güzel oluyor. Bir de bez. Bu kadar. O zaman aracın içine geçelim. Evet arkadaşlar, koltuklarımız harika görünmeye başladı. Şu anda kuruyorlar. Kuruduğunda daha da güzel renk alıyor. Bu arada bu ilacı tavana, halıya, hemen hemen her yere kullanabilirsiniz. Taban halısını da sildik. Kuruduğunda mükemmel olacak. Yani örnek veriyorum, kapı bu şekil oldu. Kapıya baktığınızda çok da güzel olduğunu anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, aracımız bej renkli olduğu için kirlere ve lekelere daha çok maruz kalıyor. İşte cam açmadan kaynaklı ya da yıllardan kaynaklı böyle burada tozlar, pislikler birikmeye başlamıştı. Benzimi ıslatıyorum. Benzimi ıslattıktan sonra böyle bir miktar siliyoruz. Bu araç koltuk ısıtmalı olduğu için çok da ıslatmaya gerek duymuyorum. Çünkü bu sefer aracın elektriksel durumuna sıkıntı yaratabilir. Hafiften nemlendirdim. Ardından sarı güçü şöyle biraz sıkıyorum. Özellikle böyle şu kısımda olacak. Hani daha az kullanmak için. Ondan sonra yumuşak bir malzemeyle onu böyle fırçalıyoruz arkadaşlar. Özellikle şuraları çok kirliydi. Kot pantolondan kaynaklı bunları. Evet, siyah böyle kotlardan leke yapıyor. Bej iç döşemeler her zaman şık gösterir ama çabuk kirlenir. Ne yazık ki biraz uğraştırıyor. Bu arada kardeşim de arabada domates taşımış ya da domates serasında çalıştırmış. O nereden arabayı çıktı? Bayağı bir topraklı. Yan tarafa yalnız sen bindin. Yan tarafa ben mi biniyorum? Herhalde seradan sen çıktın. Yani bu kuruduğu zaman arkadaşlar daha güzel olacak. Kırıl kırıl oluyor. Ben bütün araçlarımda bunu denedim. Herhangi bir sıkıntısını görmedim. Aynı zamanda bu sarı güç denen malzemeyi fazla olmamak kaydıyla diş fırçası yardımıyla, yani ben mesela bu kapıya da yaptım. Az bir şey sıkıyorsun buraya, böyle örnek veriyorum. Şöyle sıktım.
Evet. Böyle. Özellikle böyle bezin girmeyeceği. İşte deri de tırtıklı olduğu için tabii. Yerlerini böyle yapabilirsin. Ben burayı yaptım. Şu anda kuruyor. Böyle yaptım mesela. Ne bileyim, bezini de aldım. Sildin abi. Pırıl pırıl. Zaten kuruduktan sonra da bir daha çekeriz. Aynen. Yani tekrar söylüyorum. Gerekli malzemeler işte sarı güç ya da bunun benzeri bir marka Cif olabilir. Mintax olabilir. Hiç fark etmez. Bir diş fırçası. Şöyle bir yumuşak halı fırçası. Birazcık da su. Başka hiçbir şey gerek yok. Evet arkadaşlar, fırçalamaya devam ediyoruz. Ve fırçalamaya devam ettiğimiz için şu anda biraz ıslak. Ama kurudukça daha da güzel oluyor. Şu anda kapılar kurudu gibi mesela. Baktığımız zaman kapılar gayet temiz gözüküyor. Buralarda o siyah lekeler vardı. Onlar gayet kolayca çıktı. Arka kapıya az bir şey sürttüm. Ama biraz daha ister gibi. Arka koltuk oldukça kirli. Özellikle kot pantolon falan yapıyor arkadaşlar bu lekeleri. Yani şu anda baktığımız zaman kirli bir bej var. Emniyet kemerlerini de şu şekilde yapıyorum. Emniyet kemerini ıslak nemli bezle iyice ıslatıp ondan sonra ilaçlı bezle bir daha sürtüyorum. Ve eski rengine kavuşmuş oluyor. Evet arkadaşlar, aracımızın temizliğini bitirdik ama uzun sürüyor kuruması. O yüzden aracımızın dört kapısını birden açın, iyice havalansın, daha çabuk kurusun. Ve arkadaşlar, aracı bu şekilde temizledikten sonra kesinlikle ve kesinlikle ıslakken oturmayın. Islakken emin olun daha çok kirlenir. Yarına kadar araca binmeyeceğiz. Alternatif aracımız var zaten. Zaten sokağa çıkma yasağı da var. O yüzden kullanmayacağız. Yarına kadar güzel güzel kuruyacak. Ben birkaç tane ayrıyetten kapılarından falan görüntü de çektim sizin için, fotoğraf da çektim. Onları da kullanabilirsiniz. Yani emin olabilirsiniz temizlediğinden. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Allah'a emanet.